Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış İstanbul, tarih, kültür, sanat ve bilimin başkenti olarak tanımlanıyor. İstanbul şimdi de paranın, finansın başkenti olmaya aday. Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Bu proje İstanbul'u Londra, New York, Singapur, Dubai, Tokyo, Frankfurt gibi dünyanın sayılı finans başkentleri arasına taşıyacak. İstanbul Finans Merkezi aslına bakarsanız sadece İstanbul'u ilgilendirmeyen, tüm Türkiye'yi ilgilendiren büyük bir proje. Yurt dışında birçok ülkede aslında finans merkezi anlamında oluşmuş bölgeler var. Bizim bölgemize geldiğinizde aslında yakın Avrupa ve Orta Doğu'nun da finans merkezi olma hedefiyle yola çıkılan bir İstanbul'umuz var. İstanbul Finans Merkezi öncelikle sadece bir gayrimenkul projesi değil. Ülkeyi ilgilendiren, dünya ölçeğine çıkartan, dünya liginde karşılaştırma yapmasını gerektiren bir proje. Paranın tek bir merkezden yönetiliyor olması İstanbul'u bu yönüyle, ticaret noktası olması yönüyle çok ciddi kuvvetlendirecek. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, Ümraniye sınırları içinde Ataşehir'in hemen yanı başında yer alıyor. 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak projede, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı master plana uygun olarak inşaatlar devam ediyor. 3,5 milyon metrekare inşaatın yapılacağı finans merkezinde Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank gibi kamu bankalarıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi finansal kuruluşların binaları yer alacak. Ayrıca proje alanı içinde özel yatırımcıların ofis projeleri de yer alıyor. Projelerin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Biz biliyorsunuz Emlak Konut olarak buraya bir master plan yaptırdık. Yani bütün projeler birbiriyle uyumlu ve hemen hemen bütün parsel sahipleri inşaatlarına başlamış durumda. İnşallah önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde de büyük bir aşaması finans merkezinin tamamlanmış olacak. Bugün Ümraniye uluslararası markaların merkezi haline geldi. Ticaretin merkezi haline geldi ve şimdi de finansın merkezi haline geliyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi tamamlandığında en iyimser projeksiyonla 50 bin çalışanıyla 30 bin ziyaretçisiyle günlük 80 bin kişilik bir sirkülasyona ev sahipliği yapacak. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yeri özenle seçilmiş. Ulaşım ağlarının kavşak noktasında konumlandırılmış. Yeni ulaşım yatırımlarıyla da finans merkezine ulaşımın sorunsuz hale getirilmesi planlanmış. Bölgede ulaşım yatırımları hızla devam ediyor. Özellikle finans merkezi açıldığı zaman günlük yaklaşık 75-100 bin arası sirkülasyon, insan sirkülasyonunun olacağı bir yer. Böyle bir yerin elbette ki ulaşım noktasında da sıkıntısız olması lazım. Uluslararası Finans Merkezi gibi çok önemli bir projeyi kurgularken tabii burada en önemli faktör ulaşılabilirlik konusu. Kısa vadede şu anda inşaatı devam eden Ümraniye, Ataşehir, Göztepe metro projesi devam ediyor. Bu proje kapsamında zaten buraya gelen ulaşım yollarının genişlemesinden tutun da genel altyapı, kanalizasyon, su işleri, elektrik altyapı işlerinin hepsi bu ihale kapsamında var. Yine bizim proje kapsamında yüklenicilere ihale ettiğimiz ve finans merkezinde durağının olduğu bir metro hattımız var. O metro hattına ilişkin de her türlü inşaat işlemi yine bu proje kapsamında yapılıyor. Gerek ikinci köprüden geliş gidiş istikametinde, gerek birinci köprüden geliş gidiş istikametinde çok ciddi karayolu projeleri şu anda inşasına başlandı. Bunun yanında Yeni Sahra tarafından başlayıp Ümraniye'ye doğru geçen ve finans merkezinin içinde de ana istasyonunun bulunacağı, hatta devamında da Kanlıca tarafından ikinci tüp geçide bağlanacak önemli bir metro aksının da inşaatına başlandı. Doğu Ataşehir, Batı Ataşehir finans merkezinde ayrıca bir monorail sistemi de düşünülüyor bildiğim kadarıyla. Uluslararası Finans Merkezi'nde çalışan on binlerce kişi, işlerine yakın konutlarda yaşamak isteyecek. Finans merkezi çevresinde hayata geçecek projelerin bu ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor. Finans merkezi, kamu bankalarının bir arada olduğu bir diğer anlamına da taşımamalı. Uluslararası yatırım bankalarının, uluslararası bankaların, finans kurumuna destekleyen kuruluşların da içinde olduğu bir yer olduğunu düşünürseniz burada ciddi bir çalışan olacak. Tabii bununla birlikte bir konut ihtiyacı da ortaya çıkacak ve
Ama bu bölgede de bu konut ihtiyacının karşılanacağını açıkçası düşünüyorum. Batı Ataşehir'de başlayan bir gelişim vardı finans merkezinden önce. Bu devam edecektir ve hatta finans merkezinin Ümraniye tarafındaki işte Atakent'i de kapsayan bölgede de yeni gelişmelere sahne olacaktır. Bağdat Caddesi aksını bir kenara koyarsanız Anadolu yakasının aslında en kıymetli, birim fiyatları en yüksek alanı bu bölgelerdir. Ataşehir bölgesidir ve Ümraniye bölgesidir. Bu bölgenin en önemli, en büyük konut projesini de hemen finans merkeziyle yan yana bizim kurumumuz şu anda inşa ediyor. Uluslararası Finans Merkezi'nin hemen komşu parselini de içine alan mahallenin ismi Finanskent Mahallesi olarak değiştirildi. Finanskent Mahallesi'nde Finans Merkezi'nin hemen yanında hayata geçirilen Simpaş Finans Şehir ve Simpaş Time projeleri burada çalışanların konut ihtiyacını karşılayacak. Finans Merkezi ile aynı mahalle içerisinde, Finanskent Mahallesi içerisinde yer alan projenin ismi de yine bulunduğu yer ve komşusu Finans Merkezi ile benzer şekilde Simpaş'ın Finans Şehir projesi. Biz burada 2750 konut yapıyoruz. Uluslararası Finans Merkezi'nin hemen yanı başında olması yönüyle de çok kıymetli, yatırım manasıyla da çok kıymetli, tasarım anlayışıyla da ileride çok popüler, çok tercih edilebilir bir iş olacağını da düşünüyoruz. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, İstanbul'u bir finans başkenti haline getirmenin ötesinde kentin yaşam kalitesini ve değerini de arttıracak. İstanbul'un marka bir kent olmasına da önemli katkılar sunacak.